Finans Ekspres'ten günaydın. Yeni bir haftaya daha başladık. Yeniliklerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Türkiye artık ekonomide dijitalleşmeye konuşuyor. E-dönüşüm uygulamaları da bu yüzden oldukça önemli. Bugünkü konuğumuz e-faturada 2000'in üzerinde şirkette çalışan FIT Solutions'ın CTO'su, yani teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısı Sayın Koray Gültekin Bahar. Hoş geldiniz Sayın Bahar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkürler. CTO'yu açıklamak durumunda kaldık. Biz Türk vatandaşı CEO'ya biraz zor alıştırdığımız için. Şimdi bu dijitalleşme, e-fatura çok önemli bir konu. Şirketleri de uyarmamız gereken noktalar var sizin aracılığınızla. Ama önce para piyasaları diyeceğiz. Tabii. Ondan sonra sizinle sohbetimize başlayacağız. Borsa İstanbul Yüz Endeksi Cuma günü önceki kapanışa göre 588,47 puanlık düşüşle 82.981,15 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Serbest piyasada dolar 2.66-67, euro 2.91-88 lira oldu. Euro dolar paritesi 1.09-61, sepet kur 2.79 seviyesinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1191 dolar 60 sentten işlem görüyor. İstanbul Kapalı Çarşı'da Cuma günkü kapanışta 24 ayar külçe altının gram satışı 102 lira 08 kuruş. Cumhuriyet altının satışı 684 lira 50 kuruş. Çeyrek altının satışı ise 167 lira 38 kuruştan gerçekleşti. Ve Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 65 dolar 70 sentten işlem görüyor. İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu yayınımızda. Günaydın Sayın Turşucu. İyi günler, günaydınlar Sinem Hanım, merhaba. Çok teşekkürler. Sayın Turşucu, Cuma günü de, Perşembe günü de gerçi bir atıfta bulunmuştunuz. Cuma günü açıklanacak olan Amerikan ekonomisi ilk çeyrek rakamlarına dair. Şimdi ilk çeyrekte %7 Amerikan ekonomisinin daraldığı sonucuyla karşılaştık. Bu beklentilerin biraz dışındaydı ve altındaydı. Piyasalara yansıması nasıl oldu, detaylarını sizden dinliyoruz. Aslında çok fazla sürpriz bir rakam olmadı. Çünkü zaten genel beklentiler ABD ekonomisinin ikinci hesabında -0,8 gibi bir küçülme olacağını tahmin ediyordu. Nitekim rakam da -0,7 şeklinde alındı. Şu anda biz sürekli şunu hep ifade ediyoruz. Amerika'daki birinci çeyrekte daha da zayıflamalar olabilir. Nihai bir hesaplama olacak. 15 gün sonra bunlar da ilan edilecek. Burada yeniden Amerika'da birinci çeyrekte eksi bir rakam alacağız. Zaten piyasalar artık birinci çeyreği değil, ikinci ve sonraki çeyreği şu anda fiyatlıyorlar. Nisan ve Mayıs ayına ait veriler ilan ediliyor. Ve bunlar şu an için çok çok önemli. Birinci çeyrek zaten Amerika'da fazlasıyla kaybedilmiş bir çeyrek olduğu öne sürülüyordu. O da zaten oldu. Önemli olan bunun geçici mi yoksa kalıcı bir küçülme mi olup olmayacağı, bunları takip ediyoruz. O nedenle piyasalarda da çok fazla bir etkisi olmadı. Dolar endeksi çok hafif 97 seviyesinin aşağısına kadar indi ama hemen yeniden ardından 97 seviyesinin de üzerine de yükseldi. Şu aralar yine aynı seviyede yatay hareketler var. Bizim için önemli olan Amerika ile ilgili Nisan'a ait, Mayıs'a ait veriler olacak. Bugün de var, öğleden sonra. Yarın da var. Ama en önemli veri yine bu Cuma günü ilan edilecek istihdam verisi olacak. Orada yine 200 binlerin üzerinde bir veri alma ihtimalimiz var. 230 binler olabilir. Yani güçlü bir şekilde istihdam yaratan ekonomi sürüyor olabilir Amerika'da. Şunu da söylemekte fayda var. ABD ile ilgili olarak en ufak olumlu bir haber aldığımızda kurlar hemen yukarı yönlü hareket ediyor. Dolarda güçlenmeler hemen oluşuyor. Buraya da ya da çok agresif bir şekilde de hareketler ediyor. Bu bizi içeride de tabii ki olumsuz etkiliyor. Kur bizde bir son bir haftadır dikkat ediyorsanız 2.47 seviye, 2.57 seviyesine de üzerinde yükselmişti. 2.67 seviyesine çok yakın bir yerde hareket ediyoruz. 2.67'den bir türlü daha da aşağıya düşen bir kur yok.
ısrarlı bir şekilde bu seviyeye yakın yerlerde hareket ediyoruz. O nedenle Amerika'da olumlu alınacak olan her rakam dolarda yukarı yönlü bir harekete sebep olabilir. Bu da bizim içeride kurda 2.67 seviyesini yukarı doğru zorlamaya sebep olabilir. Bu da endeksi tabii ki olumsuz etkileyebilir. O da çünkü Cuma günü biliyorsunuz oldukça olumsuz bir kapanış yaptı. Bizim için izlediğimiz 83.700 de çok önemli seviyeler vardı. Bu seviyenin üzerinde kalmakta maalesef çok fazla başarılı olduğunu söylemek zor. Sayın Turşucu, bunun altında bir kapanış yaptı. Evet. Gerçi 83 bine yaklaşacağını da daha evvel sizinle konuşmuştuk. Seçim öncesi böyle bir tahmin öngörüde bulunmuştunuz. Yalnız Cuma günü ilginç bir gündü aslında. Borsa İstanbul ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında, EBRD arasında tarihi bir anlaşmaya imza atıldı. Borsa İstanbul'un %10'una ortak oldu EBRD. Aslında bu çok evet. önemli bir adımdı. Buna rağmen bu düşüş, yani nasıl açıklamalıyız bunu? Bunun aslında yapılan ortaklıkla çok fazla bir ilgisi yok. Olan ortaklık Borsa İstanbul'un %10'luk hissesinin satılmış olmasıyla ilgili bir şey. Borsa endeksini yükselten bir olay ise tabii ki farklı olaylar var. Yani piyasadaki risk iştahıyla ilgili bir durum bu. Şirketlerle ilgili bir durum. O nedenle çok fazla endeksi yakından ilgilendiren bir durum yok ama şu açıdan olumludur. Yani %10'luk hissesi için Türkiye'ye önemli bir döviz girişi olacaktır. Bu da ileride kur açısından olumlu sonuçlar verebilir ve işlemin olduğu ay, hangi ay eğer bu parasal işlem olacaksa o ayki cari işlemler hesabında olumlu bir şekilde etkileyecektir. Bunu da izleyeceğiz. Ama endeks için önemli bir haftadayız. Eğer 83.700'ün üzerine atamazsa, ki öyle bir havası var, 81.700'lere kadar düşüşler olabilir. Yani bu hafta endeksin aslında yine bir 2000 puanlık bir düşme riski olduğu bir hafta olduğunu da söylemekte fayda var aslında. Aman aman yani. Biz yine de iyi temennilerimizi koruyalım. Umalım ki bu hafta 83.000'in üzerine atar kendini endeks. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tuncay Turşucu, İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü, değerli yorumlarınız için. Evet Sayın Koray Gültekin Bahar, biz şimdi devam edelim. E-faturaya ilişkin sıcak haber verelim. Önce e-fatura zorunlu hale geliyor şirketler için. Bu yüzden firmaların son gelişmelere dair de aslında biraz bilgiye ihtiyacı var. E-fatura ertelendi mi? Zorunluluk haline geliyor ama ne zaman zorunlu hale gelecek? Biraz bunlardan bahsedelim. Aslında elektronik fatura Türkiye'de ilk denemesi 2008 yılında başladı. Bu GSM operatörlerin bizlere gönderdiği, abonelere gönderdiği faturaları e-mail ile elektronik almaya başlamıştık. Evet. Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 6 milyarın üzerinde fatura elektronik ortama geçmiş oldu. Toplam baktığımızda da 700 milyon TL'nin üzerine bir tasarruf sağlamış oldu bugüne kadarki oluşturulan fatura hacminden. Yenilik aslında şu, önümüzdeki yılın başı itibariyle, 2016 yılı itibariyle yeni bir kapsam devreye giriyor. Artık cirosu, 2014 yılından itibaren cirosu 10 milyon TL'nin üzerinde olan tüm şirketler elektronik fatura ve elektronik defter kullanma yükümlülüğü altındalar artık. O yüzden şirketlerin cirosu eğer 10 milyon aşıyorsa 1 Ocak 2016'ya kadar sistemlerin elektronik fatura uyumlu hale getirme yükümlülükleri var. Evet. Bir diğer önemli kıstas elektronik ticaret yapan kurumlar için geldi. Bu da çok önemli bir düzenleme. Tebliğin adı elektronik arşiv tebliği. Aslında bir çeşit elektronik fatura platformu. Bu platform için de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınlamış olduğu düzenlemeye göre cirosu 5 milyon TL'nin üzerinde olan 2014 cirosu tüm şirketler 1 Ocak 2016'da elektronik arşiv sistemine, yani yeni nesil elektronik faturalama sistemine geçmek zorundalar. O yüzden baktığımızda 1 Ocak 2016'da yaklaşık 50 bin şirketin elektronik fatura, elektronik defter ve elektronik arşiv kullanmaya başlaması Gelir İdaresi tarafından, Maliye Bakanı tarafından bekleniyor. Peki siz bu süreçleri de yakından takip ediyorsunuz. Zaten alanınız teknoloji, firmaları da yakından takip ediyorsunuz. Firmalar bu e-dönüşme, elektronik dönüşüme hazır mı? Çünkü bir bakıyorsunuz bir tarafta hakikaten çok sofistike olarak dijitalleşmeyi başarmış şirketler var. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz şirketlerin ciroları yüksek, kendileri çok büyük, pazar payları çok yüksek ama ultra klasik bir şekilde devam ediyorlar.
Hazır mıyız buna? Nasıl başaracağız hazır değilsek? Aslında dediğiniz çok doğru. Bazı şirketlerde, çok küçük işletmelerde bu elektronik dönüşüme çok hızlı adapte olabiliyorlar. Geçtiğimiz hafta iş ortağımızla beraber küçük işletmelere yönelik bir elektronik fatura çözümünden bahsettik. Buradaki bahsettiğimiz işletmeler, freelancerlar, avukatlar, doktorlar, hı hı. Yani tek çalışan olan, 3-5 çalışan olan şirketler elektronik fatura kullanmaya başladılar. Bizim ilk müşterimizin sayesinde Türkiye'de 50 tane nalbur 2010 yılında elektronik fatura kullanmaya başladı. O yüzden dediğiniz gibi çok küçük işletmeler bu işi çoktan yaptı ve işletmeye başlayan modeller de var. Dediğiniz gibi cirosu çok yüksek fakat hala o eski yöntemle işletilen şirketlerde de geçiş biraz daha sancılı. Alışkanlıklar tabii zor terk ediliyor kesinlikle, muhtemelen. Kesinlikle. Ben biraz şeye benzetiyorum. Beyanname ilk çıktığında muhasebeciler şey demişti ya, internetten beyanname mi verilir demişti. Bugün aynı kitleyle konuştuğumuzda şöyle söylüyorlar. Aman elimiz kolumuz, yani tekrar biz kağıtta beyanname vermeyi düşünemiyoruz bile. O yüzden bu bir geçiş dönemi. Önümüzdeki tahmin ediyoruz ki 3-5 yıl içerisinde hayatımızın tamamında elektronik dönüşüm ürünlerini kullanmaya başlıyor olacağız. Peki şu ana kadarki süreçte ne kadar firma bu iş sürecini dijital ortama aktarmayı başarabildi? Bugün itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elektronik fatura uygulamasını 19.500'ün üzerinde şirket hali hazırda kullanıyor. Büyük çoğunluğu 2014'ün başındaki ilk zorunluluk tarihi itibariyle kullanmaya başladılar. Bu 19.000 şirketin yaklaşık 2500'ü muhasebe sistemlerini, kullanmış oldukları yazılımları direkt Gelir İdaresi Başkanlığı'na entegre ettiler. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ücretsiz vermiş olduğu bir portal altyapısı var. Bu sayede şirketler eğer entegre olamıyorlarsa manuel olarak faturalarını o sistem üzerinden de oluşturup almayı başarabiliyorlar. Hı hı. Burada da yaklaşık olarak 9.000 civarında mükellef halihazırda bu sistemleri kullanıyor. Bir de FIT gibi özel entegratör dediğimiz aracı kurumlar var. Yani sizin sofistike bir proje yapıp, zor bir proje yapıp sisteminize entegre etmenizden daha kolay, daha kullanışlı bir sistemle sizi elektronik fatura sistemine entegre edebiliyoruz. Burada da yaklaşık 9.000 mükellef var ve yıla baktığımızda yıllık olarak da 110 milyon adetin üzerinde elektronik fatura sistem içerisinde oluşturulmaya başlandı. Peki yüzde kaça tekabül ediyor bu mesela, hani işte firmaların yüzde kaçı dijitalleşmeyi başarmış diyelim? Türkiye'deki şirket sayısına baktığımızda, KOBİ'leri dahil ettiğimizde 1,5 milyon civarında şirket aslında, hı hı, Türkiye'de var. Burada küçük işletmeler de var, büyük işletmeler de var. Burada Gelir İdaresi'nin ilerleme politikasında belli sektörler, belli cihazın üzerindeki şirketlerle kapsamı genişletiyor. Geçen yıl akaryakıt, tütün, alkollü içecek ve gazlı içecek üreten ve onlarla ticaret yapan şirketler kapsamdaydı. Yeni regülasyonda artık sektör bağımsız, cirosu 10 milyon üzerindeki tüm şirketler e-fatura, defter veya arşiv kullanmak zorundalar. Önümüzdeki dönemde de bu ciro baremi gittikçe aşağı iniyor olacak. Yani bu yılın sonunda 50 bin olan rakam 2017'ye geldiğimizde belki 100 bin, 200 bin, 500 bin ve önümüzdeki 2020-2023'e kadar beklentimiz tüm şirketlerin tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturabilecekleri yasal düzenlemenin gelmesini bekliyoruz. Tabii bunun ekonomiye çok ciddi bir faydası var. Mesela konuşmanızın başında 700 milyon lira bir tasarruftan, evet, bahsettiniz. Şu ana kadar ki oluşan tasarruftan süreçte bahsettiniz. Evet. Çok düşük bir katılım. Peki ideal katılım sağlandığı zaman ekonomiye nasıl bir katkısı olacak? Başka girdiler ne olacak? İstatistiklerden biraz belki bahsedebiliriz. Yurt dışında yapılan istatistiklerde özellikle kayıt dışı ekonomiyle mücadelede %5 ile %10 arasında bir faydadan bahsediliyor. Şirketlerin elektronik dönüşümü sağlanmasıyla beraber. Diğer taraftan bir şirketin elektronik dönüşüme geçmesiyle satışlarının, yani yapmış olduğu cironun %2'si kadar tasarruf elde edebildiği istatistiği var. Bu da çok önemli. Türkiye'de her yıl 2 milyar adet fatura oluşuyor. Bugün kağıt fatura. Bir kağıt faturanın maliyeti bir şirkete yaklaşık 5 TL'den hesaplarsak her yıl aslında 10 milyar TL'lik bir israftan ya da kullanılmayan kağıtlardan bahsediyoruz. Bunların tasarrufunu elde ettiğimizde her yıl birkaç milyar TL'lik bir tasarrufu hem şirkette hem ülkemiz adına konuşmak mümkün. O yüzden gerek şirketlerin kendi maliyetlerini düşürmesi, gerek ekonominin izlenebilir, denetlenebilir bir hale gelmesi için ciddi avantajlar sunuyor. Mutlaka kağıdından dağıtımına bir sürü masraf değil mi? Bu 5 TL hepsini kapsıyor. Evet. Tabii siber saldırıların vesairelerin artık gündemimizde olduğu bir dünya yaşıyoruz. Şirketlerin bilgilerini çalmak için siber saldırılar yapılıyor. Bir sürü komple teorileri var ama kesinlikle, ciddi riskler de var. Türk iş dünyası da biraz açıkçası şeydir, hani yaş tahtaya ayak basmayı sevmez biliyorsunuz.
E-fatura, bu elektronik ortam, dijitalleşme ne kadar güvenli? Şirketlerimiz bundan %100 emin olarak yola çıkabilirler mi? Bu sistem dediğim gibi 2008'den bugüne kadar aslında işletilen bir sistem. Bugüne kadar platform içerisinde benzeri bir kötü olayı yaşamadık. Tabii ki burada çok şirketlerin hassas davranması gerekiyor. Özellikle burada çalıştıkları firmayı, çalıştıkları iş ortağını doğru tercih ediyor olmak çok önemli. Geri dersi başkanlığı bu yetkilendirme, yani bizlere özel entegratör olarak yetkilendirme sürecinde şirketlerin güvenlikle ilgili süreçleri en detaylı inceledikleri süreçler. O yüzden aracılık yapan kurumların tüm iş süreçleri, tüm yetkilendirmeleri, şirket içerisindeki veriye erişme yetkisine sahip olan kişilerin belirlenmesi ve bunların izlenmesi, raporlanmasının çok net bir şekilde yapılıyor olması lazım. Biz FIT olarak ayrıca bağımsız denetim firmaları tarafından da denetleniyoruz. O yüzden sürecin uçtan uca izlenebilir olması ve verinin dışarı çıkmıyor olması bizler için varlık sebebimiz. Bu sayede aslında bu hizmetleri verebiliyoruz. Dediğim gibi bugüne kadar yaşanmış problem yok. Bundan sonra yaşanmaması için gerek biz gerek sektördeki tüm paydaşlar aslında çok hassas bir şekilde çalışıyoruz. Her şirketin bir şekilde kendi güvenlik sistemini aslında kendisinin detaylı bir şekilde inşa etmesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Koray Gültekin Bahar. Ben çok teşekkür ederim. Firmalarımıza da vesilenizle oldukça önemli bilgiler vermiş olduk buradan. Evet, yayınımız haber turuyla devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ilk çeyrekte daha önce açıklanandan daha ciddi bir darbe aldı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre gayri saf yurt içi hasıla ilk çeyrekte yıllıklandırılmış bazda %0.7 daraldı. Bu duruma sert kış şartları, güçlü dolar ve limanlarda yaşanan aksamaların neden olduğu belirtiliyor. Büyümedeki durmanın geçici olduğunu savunan ekonomistler Fed'in bu yıl içinde faizleri arttırmasını bekliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gelecek hafta sonu Elmao Şatosu'nda düzenlenecek olan G7 zirvesine davet edilmedi. Dünyanın en önde gelen sanayi ülkeleri G7 temsilcilerinin bir araya geleceği zirveye Rus lider Putin'in davet edilmemesi tepki çekti. Alman Ekonomisi Doğu Komitesi Başkanı Eckhard Cordes, G7 zirvesi gibi platformların diyalog kurulması doğrultusunda kullanılmamasının kaçırılan bir fırsat olduğunu söyledi. İş ve ekonomi dünyasının yeni dergisi Derin Ekonomi ilk sayısında İslam ülkelerindeki en başarılı 50 CEO'yu açıkladı. Dinar Standard'ın hazırladığı 2014 yılı listesinin birinci sırasında Sokar'ın CEO'su Rövnak Abdullayev yer alıyor. Listede ilk 5'e giren Türk CEO'lar arasında Türk Hava Yolları'ndan Temel Kotil, Enka'dan Sinan Tara, Koç Holding'den Turgay Durak, BİM'den Galip Aykaç ve Yıldız Holding'den Murat Ülker bulunuyor. Dış ticaret açığı Nisan ayında 4.97 milyon dolarla beklentinin üstünde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu ve Gümrük Bakanlığı'nın açıkladığı veriye göre ihracatın ithalatı karşılama oranı Nisan'da %73 oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %10.4 azalarak 5 milyar 284 milyon dolar olarak gerçekleşti. BDDK'ya ulaşan kredi kartlarına ilişkin şikayet başvuruları 2014'te bir önceki yıla göre %107.5 artarak 3809'a yükseldi. Geçen yıl kuruma şahsen ve e-posta aracılığıyla ulaşan ihbar ve şikayet başvuruları sayısı bir önceki yıla göre %61.9 artarak 27316 düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili şikayetler de bir önceki yıl sonuna göre %80.39 oranında artarak 5740 oldu. BDDK, Bankasya'nın temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetim ve denetiminin kısmen veya tamamen devri, satışı veya birleştirilmesi amacıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredilmesine karar verdi. BDDK tarafından yapılan açıklamada kurulun 5411 sayılı bankacılık kanunu kapsamında Bankasya ile ilgili olarak yaptığı denetimlerin sonucu aktarıldı. Edirne'de taşıdıkları ihraç yüklerini Avrupa ülkelerine götürmek için Kapıkule sınır kapısına gelen tırların oluşturduğu kuyruk yeniden 10 kilometreye kadar yükseldi. Hafta sonu yoğunluğu yaşanan Hamzabeyli sınır kapısında ise kuyruk 5 kilometreyi geçti. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından çıkış yapacak tırlar geçtiğimiz haftada son dönemlerin en uzun kuyruklarını oluşturmuştu.
Rusya pazarındaki daralma devam ederse yılın tamamında 1 milyona yakın Rus turist eksilecek. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Yusuf Hacı Süleyman, 2015 turizm sezonu ile ilgili kaygılarının devam ettiğini, özellikle Antalya'nın ana pazarı konumundaki Rusya Federasyonu'nda yılın ilk 4 ayında meydana gelen azalmanın tahminlerden bile fazla olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Türkiye'de kurulmuş bankaların yurt dışı şubelerinin zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerinin kapsamının genişletildiğini duyurdu. Düzenlemeyle bankaların yurt dışı şubelerinin de borçlanmalarında uzun vadeyi tercih etmeleri sağlanacak. Uygulama, yurt dışı şubelerin 29 Mayıs 2015 tarihinden sonra oluşacak yeni yükümlülükleri için geçerli olacak. Evet, gayri safi milli hasılanın 1/5'ini turizm sektörü oluşturuyor ister istemez. Ekonomimiz için oldukça önemli bir sektörden de bahsediyoruz. Sektörün son durumunu Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği TÜYET Başkanı Sayın Kerem Köfteoğlu'ndan öğreneceğiz. Hoş geldiniz Sayın Köfteoğlu. İlginç bir süreçte aslında şu anda Türkiye geçiyor, bütün dünya geçiyor ama komşularda olan karışıklıklar bizi de etkiliyor. Maalesef. Haberlerde de izledik. Örneğin Rusya gibi. Şimdi yılın ilk yarısına girdik. Şu günlerde biraz turizm sektörünün fotoğrafını çekelim sizinle. Neler oluyor? Rakamlar nedir? Sektörde son durum nedir? Yeni bitirdik biliyorsunuz Nisan ayını ve Turizm Bakanlığı henüz resmi olarak rakamları açıklamadı ama öyle zannediyorum ki yaklaşık 8 milyon Türkiye toplamında gelen turist sayısı 8 milyona ulaştı. Bu ne demektir dersek, eğer geçen yılla kıyaslayacak olursak aşağı yukarı biraz altında ya da aşağı yukarı geçen yılki kadardır. Turist sayısı anlamında çok büyük bir düşüş olmamakla birlikte, yine Merkez Bankamız tarafından henüz açıklanmamış olmakla birlikte, öyle zannediyorum ki ilk 6 ayda açıklandığında gelirlerde bir düşüş olabilir. Çünkü bazen sayı artıyor ama gelirler, çünkü biliyorsunuz çok ucuzluk yapılıyor. Tabii, fiyatlar tabii aşağı çekiliyor filan. Dolayısıyla turist sayısında çok dramatik bir düşüş olmasa da gelirlerde bir düşüş olacağını zannediyoruz. Peki en fazla kayıp hangi pazarlarda var baktığımızda? Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Bu kayıplar nasıl telafi edilebilir? Çok doğru. Biraz önce haberlerde de izledik. 1 milyon Rusya'dan turist kaybımız var. Dolayısıyla şu an Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ikinci sırada, geçtiğimiz yıllarda ikinci sırada olan Rus pazarından ciddi bir kaybımız olacak. Ve hatta yapılan tahminler, yıl sonuna kadar sadece Rus pazarından oluşacak olan kaybın %30'lara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bir ara yılın ilk başında biliyorsunuz bu devalüasyondan dolayı, işte fiyat rublenin değerinin düşmesinden dolayı ve ekonomik işte petroldeki o fiyatların dibe vurmasından dolayı Rusya ekonomisi alt üst oldu. Bunun özellikle turist sayısına olumsuz yansıyacağı söyleniyordu. Ve ne yazık ki bunun akabinde gelişen olaylar da Türkiye açısından, aslında sadece Türkiye açısından değil ama biz şu an Türkiye'de yaşadığımız için tabii ki biz Türkiye'yi konuşuyoruz. Türkiye açısından ikinci pazarımızdan ciddi bir kayba yol açacak. Hatta daha yeni geçen bir haber okudum. Rusya'da yurt dışına çıkması gereken 4 milyon güvenlik görevlisinin kendileri ve eşlerinin tatile çıkmaları engelleniyor. Çünkü ekonomik krizden dolayı, biliyorsunuz ekonomik krizler olduğu zaman bütün ülkelerde olduğu gibi bir takım tasarruf tedbirleri alınıyor. O tasarruf tedbirleri de bizi ne yazık ki olumsuz etkiliyor. Dolayısıyla sorunuzun kısa yanıtı, en fazla kaybı Rus pazarında yaşayacağız. Peki alternatif hangi pazarlara yönelebiliriz? Yani gerçi şöyle de bir durum var. Rusya'dan gelen turist profili çok da yüksek gelirli turistleri şey yapmıyordu, temsil etmiyordu. Doğru, diyebiliriz. Doğru. İşte orada işçi vesaire yıl boyunca artırıyor, parasını biriktiriyor, geliyor. Zaten en büyük şikayet de bu oluyordu. Evet, Rusya'dan çok turist geliyor, sayıca çoklar ama işte bir Arap kadar fazla harcamıyorlar. Fazla harcamadığı için bir şey bırakmıyor. Yemekte en tasarruflusunu seçiyor, konaklamada en tasarruflusunu seçiyor. Biz bu süreci nasıl bypass edebiliriz peki? Rusya pazarından
kaybı çünkü biliyorsunuz geçen yıllara kadar ikinci büyük pazarımızdı ve ilk kez yılın ilk 5 ayında dördüncü sıraya geriledi. Böylesine ciddi bir kaybı şu an itibariyle bir Orta Doğu pazarın gözüküyor önümüzde alternatif pazar olarak. İran pazarı gözüküyor, bir de Çin gözüküyor. Bu üç ülkeden hemen bu sene tamamıyla böyle hemen birden bir patlama olmasını evet, beklemek evet. doğru değil. Bu pazarlardan ama önümüzdeki yıllarda bu pazarlara önem verilmesi halinde, bu pazarlara yönelik tanıtım stratejilerinin geliştirilmesi halinde biraz daha telafi etme şansımız var. Tabii önümüzdeki yıllarda da dileyelim de ekonomi Rusya'da düzelsin de yine ikinci sırada gelsinler. Arap pazarını eğer biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Arap pazarını Rus pazarıyla kıyaslayacak olursak Araplar hakikaten çok ciddi para harcıyorlar. Yani gittikleri yerleri ihya ediyorlar neredeyse. Çok ciddi para harcıyorlar. Konforlarına da daha düşkün oldukları evet, için şöyle bir kalabalık şey var. Da geliyorlar. Kalabalık geliyorlar. Yani bir Rus ailesi en fazla olsa 3 kişi gelecek. Ruslar bir de son dakikacı oldular. Yani onlar da son yıllarda son dakikalarda son dakika ne demektir? Artık en dibe vurmuş fiyatı alıyor. Şu anda çok şükür Arap pazarında, Orta Doğu pazarında böyle bir son dakikacı gelişme yok. Dolayısıyla onlar hani fiyatları normal olanından alıp geliyorlar ve harcamalarını biraz yüksek yapıyorlar ama Orta Doğu pazarı hemen bu yılki kaybı telafi eder mi? Çok emin değilim. Peki İran'dan da çok turist geliyor. Hani Araplar mı, İranlı turistler mi desem size? Hangisi daha fazla geliyor? İranlıların mesela harcama alışkanlıkları nasıl Türkiye'de? Çünkü her sokakta artık İranlı turisti de görüyoruz son 4-5 senedir. Çok doğru. Biliyorsunuz İran'la gerek Türkiye'nin İran ilişkileri ve gerekse İran'ın Amerikalı olan ilişkilerinde bir normalleşme var. Bu tabii ister istemez Türkiye açısından baktığınızda Türklerin İran'ı daha fazla merak etmeleri, İranlıların Türkiye'yi daha fazla merak etmelerine yol açıyor. Bu turistik hareketlere tabii ki yansıyor. Türkiye'de ve çok haklısınız ben 2 gün önce Kapadokya'daydım. Nereye baksam İranlı turist görüyorum. Yani İranlı turistlerin ilgisi artıyor. Onların şu anda geçenlerde yine bir şehrimizdeyiz. Bir otel yapmış otel yatırımcımız. Otel yatırımcımıza sordum yani bu kadar büyük yatırımı neye güvenerek yaptım? Şunu söyledi. Şimdi İran hükümeti direkt uçuş olarak Antalya'ya vermiyor. Böyle izin vermiyor. Ama Isparta'ya uçuluyor, başka şehirlere uçuluyor. O da bizim şehrimize direkt uçuş yapıldığı için ben İran pazarına güveniyorum ve bu pazarında çok gelişeceğini inandığım için böylesine büyük bir yatırım yaptım dedi. Şehri de söyleyebiliriz ya, daha sonra ilçemizde söyleyebiliriz. Kuşadası. Yani oraya direkt uçuş olduğu için evet. Ama ben önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemde daha da fazla artacağını, belki de Arap turistleri bile geçebileceğini söyleyebilirim İran pazarına. Bu da oldukça ilginç bir gelişme olacak eğer bahsettiğiniz gibi olursa. Az önce Çinli turistlerden bahsettiniz. Evet, Çinli turist sayısında istatistiklere baktığımızda bir artış gözleniyor. Yani ülkede herkesin pasaportu yok ama Çin'de. Bu adamlar tabii sayıları çok fazla oldukları için dünyaya bir dağıldıklarında inanılmaz para harcadıklarını görüyoruz. Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı ne kadar arttı? Nerelere geliyorlar? Çünkü dünyada yaklaşık 500 milyar dolar para harcadıklarını Doğru. görüyoruz Çinli turistlerin. Bu pazarı mesela nasıl daha fazla çekebiliriz Türkiye'ye? Çok doğru söylediniz. Çinli nüfusun sadece %6'sında pasaport var. Yani 1.4 milyar nüfusun sadece %6'sı. Bir de bunun %10'a ulaştığını varsayın. Kaldı ki Dünya Turizm Örgütü yakın zamanda bir rapor açıkladı. Hakikaten baktığınız rakamlar dehşet rakamlar. Yani neredeyse Türkiye hane halkı toplam hane halkı harcamamıza denk gelen 442 yani yaklaşık 500 milyar dolar para harcadılar geçen yıl. Tek bir sene içerisinde. Bir yıl içerisinde dehşet para harcıyorlar. Lüks tüketime çok iyi. Düşkünler iyi evet. Ama Türkiye'de şimdi baktığımızda şu anda aşağı yukarı 200 bin falan turist geliyor, Çinli turist geliyor. Bu pazara bana sorarsanız Türk turizmci hazır mı ya da Türk turizmci bu pazarın farkında mı? Henüz Türk turizmcinin radarına girdiğini söyleyemeyiz ne yazık ki. Ama Türk turizmci tıpkı batılı ülkelerin yaptığı gibi
Çinli turisti radarına alır, Çinli turistle ilgilenmeye başlarsa o pazardan gelecek olan 200 binden bahsediyoruz. Şimdi bunun rahatlıkla ilk başta 1 milyon ve daha sonrasında giderek artacağını söylemek mümkün. Bunu sadece bir iyi niyet olarak söylemiyorum. Gittikleri ülkelere baktığınızda son, şöyle söyleyeyim, 2000 yılından bu yana yurt dışına çıkan turist, Çinli turist sayısı %16 arttı. Pardon, 16 kart arttı. 16 kart attı. İnanılmaz. Şimdi bunun Türkiye'yi de seviyorlar. Türkiye'ye nereye geliyorlar? Türkiye'de ne tür tatilden hoşlanıyorlar dersek, şimdi bakın bu çok önemli. Türkiye'ye işte en fazla gelen turist Alman ve Ruslar. Onlar ağırlıklı olarak nereye gidiyor? Bizim deniz tatili. Deniz, kum, güneş, değil aynen, mi? Aynen, oraya Araplar gidiyorlar. Biraz ve daha yeşili çok, seviyorlar. Evet, daha çok bir de o turistler işte her şey dahilinin olduğu yerlere gidiyor. Dolayısıyla paketin hepsine baktığınızda 500 dolarlık bir pakettir ya da 500 euroluk bir pakettir. Çinli turist ağırlıklı olarak Türkiye'ye geldiğinde şu anda en fazla merak ettikleri, en fazla gittikleri yere baktığımızda İstanbul, Kapadokya, Pamukkale, Konya gibi kültür evet kültür turunun ağır olduğu, kültür turlarının yapıldığı yerlere gidiyorlar ve kültür turunu çok seviyorlar. Bu neden önemli? Şundan önemli. Kültür turuna katılan herhangi bir turist, bu Çinli olsun, Amerikalı olsun hiç fark etmez. Normal bizim deniz, kum, güneş tatiline gelenden 3 kat fazla para harcıyor. Dolayısıyla evet, şimdi 200 binlik bir kitleden bahsediyoruz ama o 200 binlik kitlenin 1 milyon olduğunu düşünün. Bir de yine aynı şekilde kültür turizmine geldiğini düşünün. Çok ciddi bir rakam, çok ciddi bir gelir. Yani bizim siz de başında çok güzel söylediniz. Ekonomideki açıklarımızı kapatan en önemli sektörlerden bir tanesi turizm. Çünkü sıfır ihracat. Yani herhangi yurt dışına herhangi bir şey almıyoruz. Sadece burada bizim doğal güzelliklerimizi, insanımızın güler yüzlülüğünü, misafirperverliğimizi satıyoruz. Başka bir şey yok. Yani bunun için ekipman almıyoruz yurt dışında. Bu insanlar ülkelerine döndüklerinde buradan ne kadar memnun kalmışlarsa o kadar güzel şeyler söylüyorlar Türkiye hakkında ki uzun vadede bunlar dış politikaya bile, işte iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği anlaşmalarına bile yansıyacak nitelikte güzel hamleler. Son bir sorum var. Çok az zamanımız kaldı ama son dönemde tabii Türkiye'de yatak arzı fazla gibi tartışmaları görüyoruz. Turist sayısında çok fazla bir düşüş yok ama kısmi bir düşüş var dediniz. Diğer taraftan da yeni teşviklerle yeni yatırımların yapıldığını da görüyoruz. Şimdi yatak arzı fazlaysa bu yatırımları niye yapıyoruz? Hakikaten bir yatak arzı fazlalığı var mı? Şöyle bir gelmeden önce çok kısa son rakamlara baktım. Bu yıl toplamda 50 bin yatak kapasitesine sahip 100 yeni otel yapılıyor. Bunun için 107. Teşvikler. Şimdi Türkiye'de bence yatak planlaması çok doğru hesaplanarak yapılmıyor. Yani önüne gelen otel yapıyor. Fakat otellerimizin önemli bir kısmında da doluluk sorunları yaşanıyor. Şimdi bu neye yol açar? Eğer hesapsız kitapsız ve hakikaten ihtiyaç olan yere değil de daha çok kar getireceğine inandığımız yere otel sayısını artırırsa, çok basit. Artık çok güzel otel yapmışsınız, son derece lüks, son derece yeni bir otel ama onu 2 kuruşa satıyorsunuz. Çünkü neden? Rekabet öyle bir hale geliyor ki ve ne yazık ki ve ne acıdır ki Türkiye'deki otelcilerimizin önemli bir kısmı rekabeti kalitede ya da farklılık yaratmada değil de fiyatta fiyatı kırıyor. Dolayısıyla yatak arzının hesapsız kitapsız gelişmesi, ki son dönemde turizmciler, oteliciler de bundan rahatsız, bundan yakınıyorlar. Ben şunu öneriyorum, bu işle ilgilenen kişiler hesabını kitabını iyi yapsın. İhtiyaç olan yere, ihtiyaç olan çeşitte. Yani ne demek istiyorum? Her yerde 5 yıldızlı otel yapmak zorunda değilsiniz. Belki bir yerde Ordu'da beraberdik. Yani orada pekala yayla evleri, pekala butik tesisler çok daha önemli. İhtiyaca göre, talebe aynen göre üretmekte fayda var otellerimizi ve turizm yatırımlarımızı. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kerem Köftüoğlu. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel yorumlarınız için ve sektör hakkında verdiğiniz bilgiler için. Bugünlük Finans Ekspres'in sonuna geldik. Yarın sabah 9.15'te tekrar TVNet'te karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.
Ziraat Bankası Finans Ekspresi sundu.